Merhaba arkadaşlar. KPSS coğrafya, video, yaprak testler, nüfus konusunda ikinci testimizde devam ediyoruz. Türkiye 1923-63 yıllar arasında nüfus artış hızını arttırma yönelik politika uygulamıştır. Bu politikanın nedenleri arasında verilenlerden hangileri gösterilir? İş gücü potansiyelinin o dönemde az olması, savaştan ya da savaşlardan çıkılması bunun nedenlerinden birisiydi. Nüfusun askeri bir güç olarak görülmesi ve baktığımızda daha silahlanmanın çok aşırı olmaması, teknolojinin o kadar gelişmemesi sebebiyle hala insanların askeri bir güç olarak görülmesi, tarımda yine makineleşmenin az olmasına bağlı olarak insan gücüne duyulan ihtiyacın fazla olması gibi etkenler bunların arasında gösterilebilir. O yüzden üçünü dikkate aldık. E şıkkı doğru cevabımız oldu. İkinci sorumuzda Türkiye'nin nüfus özellikleri hakkında verilenlerden hangileri yanlıştır demiş. Nüfus artış hızı genel anlamda azalmaktadır. Yani sürekli azalma yok arkadaşlar. Mesela 1980'den sonraki süreçte genel olarak bir azalmanın olduğunu söyleyebiliyoruz. Ama bu azalmada tabii ki ara sıra yükselişler oldu. Yaşlı nüfus oranı artmakta, Türkiye'de genç nüfus oranı azalmakta. Nüfus miktarı sürekli artmıştır. Sayım dönemlerine göre azaldığı bir dönem yoktur. O yüzden yalnız 3 yanlış olan seçeneğimiz C şıkkı doğru cevabımız oldu. Üçüncü sorumuzda 1960 yılında Devlet Planlama Teşkilatı ve Sağlık Bakanlığı tarafından 1960 öncesi nüfus artışını teşvik eden nüfus politikasının yerine nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politika uygulamasının gerekliliği üzerinde tartışmalar başlatılmıştır. Bu durumun nedenleri arasında hangisi gösterilemez? Hızlı nüfus artışının ekonomik gelişmeye engel olarak görülmesi ki nüfus artışının ekonomik gelişme hızından daha fazla olması, iş imkanlarının yetersiz kalması gibi etkenler rol oynadı. Tarımda makineleşmenin artmasıyla insan gücüne duyulan ihtiyaç azaldı. Orada insan gücü yerine silah gücünün öne çıkması, sağlık hizmetlerinin gelişmesiyle beraber nüfus artış hızının yüksek olması ki bu da yine baktığımızda sağlık hizmetleri geliştiğinde doğum ya da işte yine ortalama yaşam süresinin uzaması, doğumda ölümlerin azalması gibi etkenler yine bu tartışmaların başlamasındaki nedenlerden birisi. Nüfus artış hızının yüksek olmasına bağlı olarak sosyal iş bölümünün belirginleşmesi demiş. Böyle bir durum söz konusu değil. Sosyal iş bölümünün belirginleşmesi demek herkesin artık çalışacağı işte belli bir işte çalışması, diğerlerine yardım etmemesi gibi durumlar bunun o tartışmaların temelini oluşturan faktörlerden birisi olduğunu söyleyemeyiz. Diğer dördünü ise o nedenler arasında aldık. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Dördüncü sorumuzda aşağıdaki tabloda Türkiye'nin bazı yıllardaki nüfus sayımlarına göre nüfus miktarları ve artış oranları verilmiştir. Tablodaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Verilen yıllarda ülkemizin nüfusu sürekli artmıştır. Ki bakıyoruz 17, 20, 27, 35, 44, 56 sürekli bir artış var. En az nüfus artışı 40 yılında olmuştur. Ki 19,59'luk bir oran görüyoruz burada. Doğru. Bir önceki döneme göre en fazla nüfus artışı 60 yılında olmuştur. Evet, baktığımızda yine bu artışın en fazla olduğu dönem olarak dikkate almak mümkündür. Nüfus artışının azaldığı yıllarda nüfus miktarı da azalma göstermiştir. Şimdi bakıyoruz 21, 28, 25'e düştü ama nüfus azalmadı arkadaşlar. Çünkü nüfus artış hızı baktığımızda eksi değerlere düşmedikçe nüfus miktarı azalmıyor. Sadece daha az artış olabiliyor. O yüzden D şıkkı burada tablodan ulaşamadığımız ya da söyleyemediğimiz bir bilgi oldu. Verilen yıllar arasında nüfus artış hızında değişiklikler olmuş. Evet, bazı dönemler artmış, bazı dönemler azalmış. Bunu da doğru olarak kabul ediyoruz. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Beşinci sorumuzda Türkiye'de 1963 yılına kadar nüfus artış hızını arttırma yönelik politikalar uygulanmıştır. Bu politikalar sosyal, ekonomik ve hukuki önlemlerle desteklenmiştir. Aşağıdaki hangisi bu önlemler arasında yer almaz demiş. 1963'e kadar nüfus artış hızını arttırma yönelik politika uygulandığı için teşviksel durumlar tabii rol oynadı. Çok çocuklu ailelere vergi muafiyeti getirilmesi, yoksul ailelere ücretsiz ilaç dağıtımının yapılması, fazla çocuk sahibi olan annelere madalya verilmesi, yurt dışından gelen ailelere gümrük muafiyeti uygulanması,
Çok çocuklu ailenin çocuklarının askerlik hizmetten muaf tutulması gibi bir şey yok arkadaşlar. Yani askerliği hep yapıyorlar. O geçmişten günümüze var olan bir uygulama. Yani böyle bir teşvik ya da böyle bir destekleme söz konusu değil. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Altıncı sorumuzda yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye'de nüfus artış hızını düşürmeye yönelik politikaların uygulanması nedenleri arasında gösterilir? Ki burada nüfus artış hızını düşürmeye yönelik önlemlerin uygulanması, kalkınma hızını arttırmak. Çünkü nüfus artış hızı çok fazla, ekonomik kaynaklar ya da iş imkanları ona yetişemiyorsa, o altyapı yoksa bu bizim kalkınma hızımızı azaltıyor. Ama nüfus artış hızını azaltırsak onlara karşılık gelecek bir iş imkanı ya da ekonomik bir durum olursa bu bizim kalkınma hızımızı daha da arttırır. Ülke kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmak ki bunun da olması gerekiyor. Çünkü çok fazla nüfus olunca tüketim artıyor. Doğal kaynaklar hızla tükeniyor. Bu da bizim için olumsuz bir durum oluşturabiliyor. Ama tarımsal üretimi arttırmak amacıyla nüfus artış hızını düşürmüyoruz. O nedenler arasında gösterilemez. O yüzden 2 ve 3. E şıkkı burada doğru cevabımız oldu. 7. sorumuzda Türkiye'de yaşlı nüfus oranı son yıllarda artış göstermektedir. Bu bilgiye göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılır? Yaşlı nüfus oranındaki artışı yorumlarsak arkadaşlar, demek ki ortalama yaşam süresinde bir artış var. Bunun yanında yaşlı nüfusun fazla olduğu ülkelerde genelde gelişmişlik düzeyi daha yüksek olmaktadır. Bunu söyleyebiliriz. Buna göre sanayi üretiminde bir azalma olmuştur. Çıkartamayız. Sağlık hizmetleri gelişme göstermiştir. Evet, yaşam koşulları daha da iyileşti. Sağlık hizmetleri gelişti bu alanlarda. Bu ülkelerin özelliklerinden birisi. Genç nüfusa duyulan ihtiyaç azalması gibi bir durum yok. Eğitim hizmetleri yetersiz kalmıyor ki dediğimiz gibi gelişmiş ülkelerin özelliklerinden birisi. Ortalama yaşam süresi daha da uzuyor. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. 8. sorumuzda ülkemizde nüfus projeksiyonlarının temel veri kaynaklarını nüfus sayımları ve demografik araştırmalar oluşturmaktadır. Buna göre verilenlerden hangileri ülkemizin gelecekteki nüfus yapısı hakkında bilgi vermez? Doğurganlık oranları gelecekteki nüfus yapısı hakkında bilgi veren özelliklerden birisi. Bebek ölüm oranları yine bilgi veriyor arkadaşlar. Mesela doğum oranları daha düşük olan ülkelere baktığımızda gelişmiş ülkeler. Bebek ölüm oranları daha düşük olan ülkeler gelişmiş ülkeler. Daha çok olanlar gelişmemiş ülkeler. Ama toplam nüfus miktarı bize nüfus yapısı hakkında bilgi vermiyor. Çünkü nüfus yapısı deyince yaş yapısı, cinsiyet yapısı, çalışma durumu, eğitim durumu, yaşadığı ortam, kırkent durumları daha çok öne çıkan ya da sağlık durumları öne çıkan yapı özelliklerini oluşturuyor. Miktar ise bunlardan birisi değildir. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. 9. sorumuzda nüfus projeksiyonlarının asıl sebebi aşağıda verilenlerden hangisidir demiş. Nüfus projeksiyonları arkadaşlar günümüz verilerini ve geçmişte var olan verileri kullanarak gelecek hakkında bazı tahminlerde bulunmak, çıkarımlarda bulunma işidir. Bu çıkarımlarda bulunduğumuz kısımda gelecek hakkında bir planlama yapabiliriz. Yani günümüz durumunu değerlendirerek aslında geleceği planlıyoruz. Bu da ülkemizin kalkınması ya da ülkelerin kalkınması hakkında planlar yapmasında nüfus projeksiyonlarının oluşturulması yönünde bir sebep karşımıza çıkartıyor. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyelim. 10. sorumuzda ülkemizde nüfus artış hızı 1940 yılında %19,59 olarak hesaplanmışken bir sonraki dönem olan 1945 yılında bu oran %10,59 şeklinde hesaplanmıştır. Bu dönemde nüfus artış hızının hızlı bir şekilde azalmasının temel nedeni hangisidir demiş. 40-45 döneminde nüfus artış hızı en düşük seviyeye ulaşmıştı. Bunun sebepleri arasında 2. Dünya Savaşı, işte seferberliğin ilan edilmesi, ekonomik anlamda kötü olan durumlar, yaşam şartlarının kötü olması, yani savaş sebebiyle 40-45 dönemindeki bu azalma rol oynamıştı ya da savaş rol oynamıştı. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyelim. Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.